Ciğerleri gayet iyi. Kalbi biraz fazla hızlı çarpıyor. Şu anda yabancı geldim. Bir yerde ve onun huzursuzluğundan dolayı olabilir. Kalbinin hızlı attığını söylediniz ve yani biz yürüteç yapacağız buna. Yürüteçte koştuğu zaman bir engel yaşar mıyız? Sonuçta o ekstra koşacak. Anladım. Bunu anlamak için kalbinin EKG'ye de bakacağız. Şu anda sadece heyecandan da olabilir bu. Ya da altında farklı bir kalp hastalığı da olabilir. Önce bundan emin olmamız gerekiyor. Kilosu da var biraz. Evet, biraz kilosu da var. Şu an bu beni tedirgin etti. Kalp ritimleri çok hızlı. Evet, yürüteci yapacağım. Yürüteçle koşmaya başlayacak. Ya çok hızlı koşarsa ya kalbi daha da hızlı atarsa bu iyi bir şey değil. Bugün tekrar kan tahlili yapacağız. Özellikle böbrek enzimlerine bakacağız. Böbrek ve karaciğer enzimlerine. Ve geçmişte yapılmış testlerle karşılaştırıp ne kadar bir değişim olmuş, böbreklerde bir hasar var mı? Onu görmemiz de fayda olacak. Zaten devamlı kullandığı bir ilacı vardı şu an. Böbrek için. Evet, çünkü idrarından kan geliyor. O dönemlerde kullanıyoruz. Maalesef travma geçirmiş, sinir sıkışması olmuş ya da felçli kedilerimizde ve köpeklerimizde böbrek hasarı çok fazla oluyor. Dolaşım bozukluğuna bağlı olarak bazen sinirsel iletimde bozukluklar oluyor. O yüzden bu enzimlere bakmak onun için çok önemli. Tabii bir şey daha korkutuyor beni. Buyurun. Esra arka ayaklarında çok refleks olduğunu söyledi. Bu da iyi bir şey değil sanırım. Ben önce sevindim ama aslında o kadar iyi bir şey değilmiş. Refleks senin kontrol eder şimdi bu. Ne gördünüz doktor? Aslında hiper refleks durumu var ama tabii ki ev ortamında çok gergin değil. Burada da şu an aynı şekilde gergin ama yanıltıcı da olabilir. Yani istiyor. Korktuğu, paniklediği için de olabilir bunlar. Olabilir. Hani burada tekrardan beraber de bakalım istiyorum zaten. Bir hasta sedyede yatarken ne hissediyorsa Müjgan da aynı şeyleri hissediyor aslında. Bu yüzden bu tedirginliğin bir an önce son bulmasını istiyorum. Bugün klinikte çok gerildim ve Müjgan'ın arka ayaklarındaki refleks fazlalığı canımı çok sıkıyor. Müjgan'a benzer bazı vakalarımızda dolaşım bozukluklarından kaynaklı kötü senaryolarımız olabiliyor maalesef. O yüzden de Müjgan'ın özellikle böbreklerini ve kalbini çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Belli aralıklarla tekrar etmemiz gerekiyor. Müjgan'a benzeyen bir vaka mı olmuştu son zamanlarda? Sizin gibi çok iyi bakan bir ailede olmasına rağmen üstelik. Buradaki felç durumu ne yazık ki sinirsel iletim bozukluğu böbreklerine kadar yürümeye başladı ve böbrek yetmezliği şekillendi. Maalesef onun için kötü bir son oldu. Rasim Hoca bugün böbrekle ilgili geçmiş bir vakasından bahsetti. Vakayı kaybetmiş. Tabii bunu söylerken üzüldüm ve Gonca da bundan çok etkilendi. Zaten Gonca'nın yüzünün düştüğünü gördüm. Bu Müjgan'da da olabilir mi? Bu ihtimali düşünmek bile insanı tedirgin etmeye yetiyor. Umarım Müjgan bu kötü olasılıkların hiçbiriyle karşılaşmaz. Ve bu güzeller güzeli kedicik yürüteçle bile olsa yeniden yürümeyi başarabilir. EKG'si kötü görünmüyor. Kan sonuçlarıyla birlikte bunu yorumlarız. Ama şimdiye kadar gördüğüm kısmı güzel. Aynen. Evet, haklısınız. Tamam. Tamamdır. Yani Gonca Hanım arka tarafta diye hatırlıyordu. Hatta son lumbar omurgada birinde diye ama herhalde torakardumar karışmış olabilir. Evet, burada hiçbir sıkıntı görmüyor. Zaten reflekslerden anladığım kadarıyla da önde olacağını düşünmüştüm. Üst motor nöron kaynaklı bir hasar olacağını düşünmüştüm. Kötü bir yerde olduğu için zamanda da zaten buna müdahale edilmezdi. Operasyon endike bir yer değil. Hem girmesi çok zor bir bölge aslında. Hem girmesi hem çalışması çok zor bölge. Şanssız yavrum. Şimdi de tabii kasvi alanlar şekillenmiş. Ciğerler fazla baskı yapmamış Allah'tan. Hani solunumu şu anda gayet iyi. O zaman diğer sonuçlar için de sizden haber bekleyeceğiz. Benim burada yapacağım tahliller birazdan çıkar ama bakamadığımız sonuçlar için laboratuvar akımını göndereceğim. Tamam. Onun sonuçları da geldikten sonra yarın haberleşeceğiz tekrar. Tamam, çok teşekkür ederiz. Müjgan'la bugün ilk defa tanıştık. Doktor Esra Hanım, Hasan Bey ve Gonca Hanım'la birlikte ilk muayenesini yaptık. Şu anda da hayat kalitesini biraz daha artırabilmek için yürüteç takıp takılamayacağı ile ilgili gerekli tetkikleri yaptık. Bunların bazılarını biraz zaman aldıktan sonra yorumlayabileceğiz. Genel olarak
Müjgan'ın durumu gayet iyi. Sağlıklı bir kedi. Ama maalesef artık bu saatten sonra hani tekrar bir cerrahi müdahaleyle ya da fizik tedaviyle bacakları eski sağlığına kavuşamayacak maalesef. Umarım bundan sonra yürüteçle birlikte hayatına devam edebilecek. Nörolojik muayene sonucu özellikle benim için önemli olan oydu. Zaten genel durumu iyi görünüyor çünkü Müjgan'ın. Bölgedeki lezyon aslında bayağı kötü bir durumda diyebiliriz. Çünkü tamamen kopma şekillenmiş. Hem sinirlerde hem kırık omurilik hattı tam olarak kopmuş diyebiliriz aslında. Yürüteçsiz yürüme ihtimali çok düşük. Aferin kızıma. Şimdi ölçülerini alacağım, tamam mı? Sana güzel bir yürüteç yapmam için iyi ölçülerini almam lazım. Tamam mı? Henüz sonuçlar tam olarak belli değil. Ama benim Müjgan'a olan inancım tam. İnanıyorum ki sonuçlar iyi çıkacak. Ve Müjgan adım atmayı başaracak. Benim şu an tek görmek istediğim şey onun evde sürünüyor olarak değil, evdeki arkadaşlarıyla koşuyor olarak de hayatına devam ettirebilmesi. Bunu biliyorum, kendi ayaklarıyla yapamayacak ama Hasan ona ayak olacak, buna eminim.